Yapay zeka kimleri işinlenecek? Bu soruyu niye söylüyorum biliyor musunuz? Bunu herkes konuşuyor ya bu zamanda. Fakat bakın şimdi burada IBM'in CEO'sunun bir açıklaması var. Diyor ki yapay zekadan ilk etkilenen arasında beyaz yakalı işler olacak dedi. Bunu söyleyen IBM'in CEO'su kim? Hindistanlı bir CEO'su. Bu aralar Hindistanlı CEO'lar çok revaçta. CHP'ye de tavsiye ediyorum. CHP'nin başına bir Hindistanlı CEO getirebilirsiniz yani. Çok iyi olur. Ee, Hindistanlı CEO'lar son birkaç yıldır dünyada önemli bir noktadalar. Örgün Krishna yapay zekadan etkilenenler diyor arasında beyaz yakalı işler olacak dedi. Şimdi yapay zeka deyince hakikaten şurada şu anda fotoğrafta gördüğünüz gibi robotların işimizi elimizden alacağı meselesi var ya. Bu tabii fütüristik hatta bir miktar fantastik bir durum. Ama gerçek hayatta şu andan itibaren bile aldı zaten. Evet şu andan itibaren aldı. Türkiye'de bir yayın evi yapay zekada kitap çevirtti ve yayınladı yani yapay zeka kullanında yapay zekada DeepL. Diyarbakır, Edirne, Edirne, Paris, Lüleburgaz'ın L'si. Bu DeepL'le çevirdi ve basmışlar kitapları yani. Şimdi dünyada bir sürü yayınevi daha yaptı bunu. Dolayısıyla bu yapılıyor. Efendim edebiyatta biraz zor olur. Teknikte biraz zor olur. Şurada biraz zor olur. Hepsi doğru ama o zorluklar da birkaç ay içinde ortadan kalkabilir yani. Ama e, ne olacak canım? Çevirmenler işsiz mi kalacak? İşte burada ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Bu grafikerler için de geçerli. Dün mesela bir takım logolar tasarlanıldı. Bana da WhatsApp'tan gönderiyor tasarlayan kişi. E, logoları şu nasıl olmuş, bu nasıl olmuş, şu daha iyi, bu bilmem ne falan. Revize veriyorum. Şöyle olsa, böyle olsa diyorum. O revizeler geliyor. Baya karşında bir grafiker varmış gibi. Halbuki benim söylediğimi yapay zeka prompt edip alınıyor geriye. Ve normalde bir grafiker'e revize versem ben abi hiç bilmem ne olur. birkaç saat sürer. Baş bütün işleri bıraksa sadece o revizyonu yapsa. Bu 3 dakikada sürmüyor. Eee bir de onun fotoğrafı çekip telefonun yüklenme zamanı da var için içinde yani bak dün mesela logo tamamlandı işte şey tamamlandı, renkler tamamlandı. Kurumsal kimlik, broadcast identity denilen bir şey var yani görsel kimlik çalışması. Logo nerede duracak, KJ'nin bilmemesi nasıl olacak, şu ne olacak, bu ne olacak falan filan. Bitti. Bunların normalde bir grafiker yapardı. Bak yapmadı işte bak o da yapay zekaya işini kaptırmış oldu dün. En azından ciddi bir ödeme alacaktı oradan yapay zeka. Biz bunların hepsini bir yapay zekaya e üyelik ücretiyle hallettik. Hatta dün üyelik ücreti bile ödemedik. Çünkü 30 gün ücretsiz bilmem ne deneme var ya o sırada yapıldı yani. Ne olacak şimdi? Bu devam ediyor böyle. Şimdi, şimdi burada ana fikir şu: Bu bir yıkım değil. Bunu öyle yıkım olarak okursak, bunu bir felaket olarak okursak kaybeden oluruz. Kardeşim, bunu yıkım ve felaket okuyup mücadele eden herkes kaybeder. Biz de kaybederiz. Matbaaların gelişini yıkım ve felaket oku olarak okuyan el yazmacılar matbaa makinelerine saldırdılar. Bir yere varamadılar. Matbaa makinelerini yaktılar. Bir yere varamadılar. Matbaa ahlakımızı bozacak. Orada işte tehlikeli şeyler, şeytani fikirler yayınlanacak. Şöyle olacak, böyle olacak dediler. Bir yere varamadılar. Paris birbirine girdi. Bak Paris'teki el yazmacılar büyük teröristtirdiler. Sadece taşlamakla kalmadılar. Matbaaları kundakladılar. Bir yere varamadılar. Olmayacak. Bir yere varılamaz. Nal bantların bir yere varamadığı gibi. Bir yere varılamayacak. Ya da fotoğraf makinesi karşısında isyan eden e, ressamların bir yere varamadığı gibi. Ressamlar fotoğraf makinelerine saldırdılar. Ressamlar intihar ettiler. Ressamlar protestolar yaptılar. Bilmem ne yaptılar. Bir yere varamadılar. Bir yere de varılamayacak. Şimdi siz istediğiniz kadar yapay zeka düşmanlığı yapın. İstediğiniz kadar altına komple teorileri yazın. Ya da istediğiniz kadar fütüristik bir takım bir şeyler anlatın. Şu anda ekranda hemen şeyde ee, şurada gördüğünüz abi gibi futuristik, fantastik şeyler gösterin. Hiçbir yere varamayacağız. Ne zaman bir yere varabiliriz? Ne yapabiliriz? Bunu prompt etmeye öğrenmemiz lazım. Yani grafiker, yapay zekayı kullanarak grafik yapmayı ama yapay zeka nasıl prompt ediliri öğrendiğinde yani yeni alan tanımı yaptığında kazanacaktır. Çünkü Monet böyle yaptı. Evet. Monet de fotoğraf makinalarına karşı yeniden alan tanımı yaptı. Resimin yeniden tanımını yaptı. Niye? Ben dedi. Ve bugünkü bu, yani bugün dünyada tanımlanan resmin önemli tanımın bu şu anda resim nedir sorusunun cevabının önemli bir bölümü Monet'in manifestosuyla çıktı ortaya. Herkes çiftçi de emlakçı da, bakkal da torna tesviyeci de, öğretmen de devlet başkanı da belediye başkanı da. Herkes yeniden kendi alan tanımını yapmak zorunda. İşte burada ustalık devreye girecek. Burada zeka devreye girecek. Burada öngörü devreye girecek. Burada sosyolojiyi okumak. Havayı okuyabilir mi biliyor musun? Nereye doğru gideceğini, orada nasıl fırsatlar olduğunu, alan tanımı yapabilmek. İşte burada ticaret kapasitesi, ticaret yeteneği, burada bilgi, burada zeka, burada hakikaten iyi analoji, burada iyi böyle korelasyonlar kurmak, piyasayı okuyabilmek. Sonra ne lazım? O okuduğun tahmin ettiğin, öngördüğün şeylerle ilgili olarak piyasayı oraya yönlendirmek, oraya yönlendirebilecek ekonomik gücün, oraya yönlendirebilecek siyasi gücün, oraya yönlendirebilecek halk gücün olacak mı? Bütün bu dengelerle mücadele edeceğiz aslında. Çünkü birileri işsiz kalacak mı? Evet. Kim kalacak? Potansiyel işsizler. Yani hiçbir meslek edinmeden okunulmuş üniversitelerden çıkıp ofislerde kahve içen ve hiçbir işe yaramayan, hiçbir şey üretmeyen, elle tutulur, gözle yürüdür bir şey yapmadan ofislerde kahve içen beyaz yakalı tıkırdak insanlar var ya böyle bir tıkır 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 plazalardaki o durum. Onların hepsi zaten potansiyel işsizdi. Yapay zekadan dolayı değil en ufacık bir ekonomik krizde ya da ne yapıyorsunuz lan siz? Hakikaten ne iş yapıyorsunuz lan burada? Kalk şuradan falan diye birinin kafasının ayılmasına bakardı zaten onların işsiz olması. Evet ofis tıkırdakları yani. Hiçbir iş yapmayan, hiçbir şey üretmeyen, hayata hiçbir şey katmayan, katma değeri olmayan, içinde emek, zeka olmayan, e, elle tutulmayan, gözle görülmeyen böyle hayali bir takım işler yapıyor zaten beyaz zeka denilen kadro. Bunlar işsiz kalacak mı? ne olur zaten onlar zeyi yapay zeka değil. Bir şekilde zaten işsiz kalacaklar onlar bir gün. Belli düzenli aralıklar işsiz kalıyorlar zaten. Niye? Ne kadar çok yüksek turnover var o dünyada. Yani sürekli eleman niye değişiyor? Oradan emekli olan tanıyor musunuz? Oradan emekli olan, oradan zengin olan, oradan bilmem ne yapan. Yok. Onların arasında en kurnazları da işte kurumsalı terk ettim. Doğaya yerleştim. Ah! de böyle. Şimdi bak. Ne oldu? Koluna vurdun. Şey kurumsalı terk ettim ya böyle. Aa! falan ne oluyor? Şey ya akrep galiba falan. Ne oldu ne oldu? Kurumsalı terk etmiştin sen falan. Evet. Şimdi böyle suyu çekiyoruz. Böyle Berke paslı geldi bu. <laughs> Kurumsalı terk etti. Ya Şimdi bu en şeyi kurnazları da öyleler. Kurumsalı terk ettim. Aloe vera yetiştiriyorum alan noktasındalar. Geçiniz. Şimdi bu hayatı zaten bitecekti bu insanlar yani. Bu insanlar bizim yapmamız gereken şey ne? Burada yeniden alan tanımı yapacağız. Mesleksiz olmayacağız. Üretmeyen olmayacağız. Bu çok büyük mesele. Çünkü üniversiteden mezun oldum. Mesleğim yok. Hiçbir şey üretemiyorum. Noktasının bizi getireceği yoktu. Ne? Sonuç ne olur biliyor musun? Almanya olursun. Vallahi mı? E i̇yi Almanya olursa. Nesi olursun Almanya'nın? Vereyim haberi sana. Sonuç şöyle. Artan iş açığını kapatmak üzere. Özel özellikle Suriyelilere vatandaşlık verilmesini kolaylaştıran tasarı Alman Meclisi'nde bugün yasalaşacak. Almanya olursun dediğim buydu işte. Olursun. Hem de göz açıp kapayıncaya kadar. O yüzden ofislerde kahve içtiğin, hiç çalışmadan para kazandığın bir nesil var bütün dünyada. Dilenci, sosyal devletten destek arayan, kendini bütün dünyadan alacaklı hisseden, herkesi öfkeli, annesine de öfkeli, babasına da öfkeli, devlete öfkeli, millete öfkeli, ülkesine öfkeli, bütün gezegeni öfkeli, alacağım olan şeyleri bana verin diye kendini bütün dünyadan alacaklı zanneden ve öfkesi hiç bitmeyen bedavacı, dilenci, sosyal devlet denilen saçmalığın, büyük aptallığın mağduru olan bir kuşak dünyada ölmek üzere bahaneyi de yapay zekaya bulmaya çalışıyor. Yapay zekaya zeka olmasaydı da ölecektiniz abi zaten siz. Diyelim o arkadaşları orada yapay zeka ile kavga ederken bırakalım. Çünkü bunun uyanık olanları yapay zekayı kullanıyorlar mesleklerinde. Çok da güzel oluyor. İyi de para kazanıyorlar. Hiç kimsenin de mesleğini falan kaybetmiyor. doktorluk içinde geçerli. Bak bu meme kanseri meselesinde ya 45 bin bilmem kaç yüz bin mamografi okumuş yapay zeka. Ama bir tane mamografi gösterdi. Normalde bir doktor, tecrübeli bir doktor mamografiye bakarken en fazla hayatı boyunca kaç tane mamografi görmüş olabilir yani? 3, 5, 20, 50, 100 değil mi? 500. 500'ünün kaçını hatırlıyor? Detaylarıyla Onunu, 20'sini. Süper zeka. 50'sini hatırlıyor bütün detaylarıyla böyle. fotofik hafızası var. Bir, bir tür Asperger sendromu. Diyelim ki o, o şeyde başarılı. Bir de karşısında 450 bin tane mamografiyle aynı anda bakıp, aynı anda karşılayıp ona göre Vım! diye sonuç veren bir yapay zeka var. Şimdi doktor ne yapacak? Eline çekiç alacak böyle. Gece hastaneye giriyor böyle doktor. Senin ben ...mamografi bakıyorsun ha... Aa, ...dünyayla geçecek robotlar bunlar... He, he, he ...falan yapan bir doktor var. Abi geri zekalı Ne öyle yapıyorsun? Bu doktorun zeki olanı ne yapıyor? Hastasını karşısına alıyor. Mamografiyi yapay zeka incelettik. Onun söylediği şeylerden yola çıkarak mesele bu. O yüzden yapay zekalar doktorun yerine geçmez. Yapay zekalar zaten doktorluk yapmayan yerine geçer. Gerçekten zeki bir doktorun yerine geçebilir mi yapay zeka? Gerçekten zeki bir doktor böyle yapay zekaları, robotları böyle stres topu çevirir gibi evinde elinde çevirir. Bu grafiker içinde böyle torna tesviyeci içinde böyle. Mone. Alan tanımı yapmak. Ya da elimize ateşleri alacağız. Matbaa makinelerine mi saldıracağız? <laughs>